Evet arkadaşlar, üzümün suyunu çıkarıyoruz. Ateşte kaynatmak üzere koyuyoruz ve karıştırıyoruz. En son olarak da pekmez olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar, bu videoda pekmez nasıl yapılır dan bahsedeceğim. 3 aşamada gerçekleşiyor. İlk olarak pekmezlik üzümler ayarlanır. Ve bu üzümlerin suyu çıkarılır. Çıkarılan su böyle ezilerek çıkarılır. Genelde üstüne çıkarak eziyorlar. Üzümün suyu çıkarma nasıl yapılır onu izleyelim biraz. Sonra bu çıkan üzüm sularına ateşi koyacağız ve kaynatacağız. Kaynama süresi değişiyor. Tam kaynamaya başladığı sırada pekmez toprağı denilen ak topraktan ilave ediyoruz. Bu toprak %70 oranında kalsiyum içerir. Bu toprakla birlikte üzüm suyunu kaynaması için ocakta karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kaynaması için bekliyoruz. Bu süre değişkenlik gösterebilir. Böyle tam karışması için de kazanımızda karıştırabiliriz. Bu olay içindeki mikropları öldürmek amacıyla yapılıyor. Pekmezimiz kaynamaya başlamak üzere. Yine üzüm suyu ilave ediyoruz. Bu kazanın %60 %70'lik kısmını üzüm suyuyla doldurmamız gerekiyor. Bir kazana bir bakır ak toprak gerekiyor. Gerektiğini söylediler. Yani önceden hep böyle kullanıyormuş büyüklerimiz. Biz de böyle kullanmaya devam ediyoruz. Taşmaya yaklaştığı zaman da üstünü taşmasın diye bastırıyoruz herhangi bir şeyle, çalıyla, odunla. Bundan sonra taşmasını engelliyoruz. Bunu yaptıktan sonra zaten belli bir kıvamdan sonra taşmıyor. Belli bir süre kaynadıktan sonra bu kazanı yere indirip üstüne bir iki bakır üzüm suyu tekrar üzüm suyu katılıyor. Sonra bu dinlenmesi için bırakılıyor. Yaklaşık 20-24 saat dinlendirildikten sonra kıvam alması için tekrar kaynatılmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi pekmez rengini almaya başladı. Başlarda böyle su gibiydi. Şimdi kan kırmızı rengini almaya başladı. Pekmez çok güzel oldu arkadaşlar. Sonra bu yaklaşık kıvam alması 5-6 saat sürüyor. Bu süre boyunca ateşle desteklememiz gerekiyor ve üstte biriken bu posa değil de üstte biriken köpükleri bu elek tarzı aletle
toparlıyoruz. Yani bunu alırsak pekmezimiz daha güzel tatlanıyor. Pekmezimiz olmak üzere arkadaşlar. Sonra kaynama işlemi bittikten sonra bu pekmezleri bir kaba ya da kaplara boşaltıp dinlendireceğiz. Soğuduktan sonra yemelik kıvama gelecek. Şimdi bakır için almaya başlıyoruz. Bakın ne güzel görünüyor pekmez. Bundan sonra işte bu bakırları alıp koyup dinlendirdikten sonra tam yemelik kıvama geliyor. Toplam bu kazandan 3 bakırlık bir pekmez çıktı. Bundan sonra yiyeceğiz bu pekmezleri. Başka nasıl yapılır videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.